evin toplam alanını önce bir konuşalım. 105 metrekare neti olan 3 artı 1 dairedeyiz şu anda. Öyle değil mi? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferruş mahallesinde TOKİ'nin yapımı devam eden deprem konutlarındaki örnek dairesini gezdi. Burada konuşan Bakan Kirişçi, depremlerin ardından 111 gün geçtiğini ve deprem konutlarının hızla yapımının sürdüğünü söyledi. 6 Şubat'ı esas almış olsak bile toplam 111 gün geçti depremin üzerinden ve biz şu anda bu konutlardan 632 konutun yapıldığı toplam 36 bloktan oluşan bu ikinci etapta bitmiş, tamamlanmış olan bir örnek dairedeyiz. Hızla kısa sürede geri kalanlarının da aynen bu şekilde tamamlanacağını biliyoruz. Çünkü inşaatın yapım süresi için süre 300 gün olarak belirlenmiş durumda. Bu da Allah'ın izniyle 2023 bitmeden bu konutlara, kalıcı konutlara vatandaşlarımızın yerleştirilmesi anlamına geliyor. İnşaat sektöründe geldiğimiz noktayı gösteriyor. Bir, ikincisi Türkiye'nin iş yapma kabiliyetini ve organizasyon kabiliyetini bu süreçleri ne kadar hızlandırabileceğini çok açık seçik ortaya koyuyor. Köy evleri, kalıcı konutlar, iş yerleri ve küçük sanayi sitelerinin inşasının devam ettiğini dile getiren Kirişçi, ihalesi tamamlanan yapıların inşaatına başlandığını ifade etti. Bir taraftan konteyner kentlerimizin inşası ve ihyası devam ederken, bir taraftan da bizim vatandaşlarımıza taahhüt ettiğimiz asli ve son iş olan kalıcı konutlar. Şimdi bu kalıcı konutlarla ilgili de hepimizin bildiği gibi toplam Türkiye genelinde 456.770 konut yapımı şimdilik planlandı. Ve 143.271 de köy evinin yapımı yine plan çerçevesinde artık inşa edilecek. Ve Kahramanmaraş'ımıza baktığımızda da bu 456.770 konutun 72.257'si memleketimizde yapılıyor olacak. 143.271 köy konutundan da 30.310'u memleketimizde burada inşa edilmiş ve gerek konutların gerekse köy evlerinin de bir yıllık süre zarfında vatandaşlarımıza teslimi de gerçekleştirilmiş olacak. 30.675 konut, 7.853 köy evi, 1.359 ahır ve 142 küçük sanayi sitesinin inşaatına da başlanmıştır. Kalan kısımlarla ilgili de gerek konut gerekse köy evleriyle ilgili ve diğer işte ahır ve küçük sanayi sitesi tarzı yapıların inşası da inşallah ilerleyen süreçte de yine devam edecek. Bakan Kirişçi daha sonra yapımı devam eden kalıcı konutlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Toplam kaç blok demiştiniz? Ziyarete Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'le ilgililer katıldı. Sayın Bakan'ı alıyoruz.